Merhaba, Passage TV'ye hoş geldiniz. Şu an Paris'te Mare ile Hotel de Ville arasında kalan bir yerdeyiz. Aslında Mare bu Paris'i moda başkenti olarak çok iyi anlatan bir yer. Bu vitrinlerine bakıp içine giremeyeceğiniz butiklerle dolu bir yer diyebilirim. Zaten Mare ile ilgili başka videolarımız da vardı, oradan da görmüşsünüzdür. Fakat biz tabii ki bu içine giremeyeceğiniz butiklere değil, başka bir yere geldik. Arkamda gördüğünüz mağaza Kilo Shop isimli bir mağaza. İsminin kilo olmasının sebebi içeriden kilo ile alışveriş yapılması. Her ürün farklı bir kategoride ve her kategorinin farklı bir fiyatı var ve buna göre kiloyla total alacağınız ürünlerin fiyatı belirleniyor. İçeride zaten bunları göstereceğiz, işte farklı kategorileri vesaire. İsterseniz şimdi içeriye girelim. Ama şunu da söylemem gerek. Kilo Shop'ta tamamen ikinci el ürünler satılıyor. Yani şu an bu moda olan vintage olayları için aslında bayağı burası revaçta diyebilirim. Bir de buraya nasıl gelindiğini de size hemen söyleyeyim. Otel de Ville metrosu buraya en yakın metro. 1. metro ve 11. metro geçiyor oradan. Yani Otel de Ville durağından inip 5 dakika yürüyerek buraya gelebilirsiniz. Evet, şimdi size farklı renk kategorilerini göstermek istiyorum. Burada gördüğü gibi 4 kategori var. Bir 20 kiloluk kırmızı ürünler, 30 kiloluk yeşil ürünler, 40 kiloluk mavi ürünler, 60 kiloluk turuncu ürünler, bir de beyaz ürünler var. Bunlar da kesin bir fiyatı olmayan ürünler diyebilirim. Mesela şurada gördüğünüz bluzun üstünde yeşil etiketi görüyoruz. Yani bunun kilosu 30 euroya satıldığını anlıyoruz. Yani 1 kiloluk yeşil etiketlilerden bir tane ürünleri alırsanız 30 euro verip çıkıyorsunuz. Evet, şimdi elimde 2 tane yeşil ürün var. Bunları bir tartacağım. Bu bayağı anneannelerimizin dönemindeki gelin ayakkabılarına benziyor gibi geldi. Bilmiyorum ama. Şimdi bunu koyuyoruz. Bir de böyle biraz ne olduğunu da çok olarak anlayamadım ama etek gibi bir şey var. Bunu da bir koyayım. Mesela şimdi ne kadar oldu? 640 gram. 19.20 yapıyor yani 30 kilo hesabıyla. Yani iki parçaya 20 euro. Yani içinde ayakkabı falan için aslında şu an uygun bir şey yapmış olduk yani. Bu uygun ikinci ele göre. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Burada kilo hesabıyla olduğu için pahalıya da çıkabiliyorsunuz. Bir de fix fiyatı olmayan ürünler ve mesela kilosu 60 euro'luk ürünlerde gerçekten bence manasız oluyor. Yani kilo ile alışveriş yapma olayı. Gidip kendisini direkt alabilirsen bazen daha ucuza gelebiliyor. Bu konuda sizi bir uyaralım. Şu anda arkamda beyaz etiketli olan ürünleri görüyorsunuz. Yani fix fiyatlı olmayan ürünler. Bunların en büyük örnekleri burada şapkalar herhalde. Şapkaların ve fularların özellikle üzerinde etiketlerinde ne kadar oldukları yazıyor. Mesela bu şapka, elimdeki şapka 5 euroymuş. İkinci elle göre gayet makul bir fiyat. Şu anda arkamda yeşil barkodlu ayakkabılar var. Sadece arada bir tane kırmızı barkod çıkmış. Kırmızı barkod az önce gösterdiğimizde görmüşsünüzdür. 20 euroluklar. Yeşil barkodlar da 30 euroluklar. Fakat arkadaki reyonda da mesela kırmızı etiketli ayakkabılar vardı. Yani aslında ürünün ne olduğuna göre değil, nasıl bir durumda olduğuna veya ne kadar moda uygun olup olmadığına göre galiba, ben de bu konuda çok bir şey bilmiyorum, fiyatlar değişiyor diyebilirim.
Şu an yanımda değişik değişik etekler görüyorsunuz. Tabii bunların hepsi vintage olduğu için biraz bana anneannemin falan giydiği şeyleri hatırlatıyor. Ama seviyorum da yani bir yandan. Bu tarafımda ise kazaklar var. Bunların etiketlerine bakalım. Acaba kaçmış? Valla bunlarda barkod yok. Demek ki varmış. Yeşil. Yani kilosu 30 euro bunun. Şimdi ilerleyelim biraz bu tarafa doğru. Bakalım başka neler var. Burada kot pantolonları görüyoruz. Bunların da çoğu yeşil etiketli. Yani kilosu 30 euroya kot pantolon aslında bayağı makul aslında. Burada yine bir kazak reyonu var. Burada gördüğünüz gibi yine fix olmayan fiyatlarda kemerler var. Kemer de tabii şimdi ikinci el piyasasında biraz önemli bir şey yani. Burada yine kazakları görüyoruz ve yine renkli renkli desen desen etekleri görüyoruz. Arkada ise böyle biraz daha şov kıyafeti tarzı şeyler var yani. Böyle biraz kadifeli, leopara özel bir stand var. Oraya bir gidelim. Orası çok eğlenceli gözüküyor. Evet, leopar sahte küpler. Sahtedir yani, sahte canım yani. Nasıl sahte olacak? Leopar ceketlerimiz. Mesela bu bayağı Rus işi yani. Böyle kemerde falan Ruslar için açılmış mağazaların şeyleri gibi geliyor. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi ise vintage aksesuarların olduğu bir yerdeyiz. Mesela burada bence çok güzel bir çanta var. Bunu beğendim. Bunların fiyatları nasıl acaba? Bir hemen onlara da bakayım. Bu beyaz etiketli bir ürün. 16 euro. Yani bu çanta için fena değil. Güzel bir fiyat bence. Yani ben de biraz cimriyimdir alışveriş konusunda. Şimdi benim yorumlarımla çok etkilenmeyin yani. Bakalım burada kemerlerimiz var. Bunlar biraz daha yeni gibi ama diğerlerine göre sanki. Biraz ilerlediğimizde şurada siyah klasik çantaları görüyoruz. Yukarıda klasik padişah şapkalarını görüyoruz. Yani turistlere satılan şapkalar tabii ki burada da satılıyor. Burada değişik değişik fullerler. Mesela şu fuller 18 lira bence fazla yani ama bilmiyorum yani belki de değildir. Paşmina 15 euroymuş. Paşmina herhalde bunlar diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Evet işte farklı farklı şapkalar var. Bir tanesini takayım. Şu kenara çıkalım. Bu şapka 20 euroymuş. Şöyle. Şapka. Yakıştı mı? Şöyle koyalım. Evet. Burada da böyle biraz 60'lar esintili eşarplar. Yani çok bilmeden konuşuyorum yani. Şu ansa burada şu an bayağı moda olan olduğunu düşündüğüm çünkü sokakta çok gördüğüm şu montlardan var. Yukarıda da aynı şekilde eskimiş spor tişörtleri var. Şu an herkes giyiyor. Burada kot gömlekleri görüyoruz. Kot gömlek bayağı var. Ve canlı kürk de var. Tabii ki canlı kürk. Yani canlı kürk derken gerçek kürk. Gerçek kürk de var. Yani gerçek kürk ikinci el olarak alındığında aslında etik tartışmaya nereden giriyorsun? Yani bu da tartışılacak bir şey şimdi. Sonuçta ikinci el alıyorsun yani. Ama ben giymem. Yani. Evet, bu da yine montlarımız var. Değişik değişik. Mesela şöyle kırmızı bir mont var. Oh, ceket yani. Mont değilmiş. Ben mont gibi algıladım ama havalı yani. O zaman isterseniz aşağıya inelim. Aşağıda bir erkek reyonu var. Bir de ben daha önce aşağıda bir kere Fenerbahçe formasıyla karşılaşmıştım. Yani burada bayağı sürprizli şeyler karşınıza çıkabiliyor aslında. Bütün ikinci elcilerde olduğu gibi. O yüzden burayı seviyorum. İse erkek reyonlarına geldik. Burada da ufak bir kadın reyonu var ama daha çok erkeklere ayrılmış. Her tarafta kot montlar, kot pantolonlar. Levi's'in bayağı kot pantolonu var. 501'ler ya benim en sevdiğim modeli. Hiçbir zaman 501'e sahip olamamış olsam da. Ama onlardan bayağı fazla var.
Bu da yine erkekler için değişik şapkalar görüyoruz. Hadi bunlardan da bir tane deneyim. Amerikan filmlerini andıran, eski Amerikan filmlerini andıran yelekler. Yani bu renk değil de hani böyle kaslı Amerikalılar böyle yelek giyerdi falan. Öyle şeyler olurdu ama bu yaz onları andırdı. Evet, bir de burada şey yok. Bu katta, yukarıda da yok sanırım. Kabin yok. O yüzden insanlar böyle ortada giyiyor yani. Mesela şurada bir abimiz şey denemiş, bir şeyler denemiş, sonra ayakkabısını giyiyordu. Evet, yukarıda asılı şık ceketlerden de zaten buranın tarzını görüyorsunuz. Gerçekten de Paris modanın başkenti. Burada mesela kabanlar var. Kabanlar yeşilli. Yani bu bir kilodan fazla gelir mi bilmiyorum. Gelebilir herhalde. Herhalde 30-40 euro olur diye düşünüyorum. Bir kabanın fiyatı. Da makul yani. Mesela bu yeşilli, yani bunun kilosu da 30 lira ama bu bence ağır yani. Bir kilodan bayağı fazladır diye düşünüyorum. Bayağı şu an kolum acıdı yani bunu taşırken. Böyle daha... Mesela kolda Almanca bir şeyler yazıyor. Büyük ihtimalle Alman askerlerinin eskiden giydiği bir şeydi veya Avusturya falan da olabilir. Almanca konuşulan başka bir ülke. Bayağı askeri ceketler falan var. Bunlar kırmızı etiketli. Yani kilosu 20 euro. Bu herhalde 15 euro falan gelir diye düşünüyorum. Ya tabii biraz elle ölçüyorum yani ne kadar doğru bilmiyorum ama. Şimdi arkamda da şöyle görüyorsunuz büyük lacivert tulumlar. Bunlar mesela bayağı değerli parçalar herhalde çünkü turuncu etiketliler. Güzeller. Burada başka askeri formatlarda şeyler görüyoruz. Bunlar ne kadar giyiliyor artık bilmiyorum ama. Ve şurada da ayakkabılara doğru gelebiliriz. Yani burada Converse'ler falan var bayağı. Değişik şeyler var aslında. Şunun değişik falan yani bunda. Bence değişik bir Converse. Ama bu arada yukarıdakilere biraz kulak kabarttım. Şey diyorlar, şu Converse'i aldı eline. Dedi ki bunlar eski değil ki dedi. Bu model yeni çıktı dedi yani.
Yani belki de kazıklıyor olabilirler. Tabii eski diye onu da bilemiyoruz ama tabii 20 euroya yeni Converse modelini alırsan o da kazıklanma olmuyor. Şimdi de gençlerimizin çok giydiği böyle renkli renkli yağmurluklar var. Bunların acaba fiyatları nasıl? Bakalım. Mesela şu mavi etiketli. Şu. Ama bunlar şu an çok moda olduğu için yani herhalde pahalı olmaları normaldir diye düşünüyorum. Evet, burada yeşil etiketliler de var, mavi etiketliler de var. İkisi arasında değişiyor. Biraz da şu tarafa bakalım istersen. Orada da yine spor şeyleri var, Adidas'ın falan. Ben de Fenerbahçe formasını galiba tam bu noktada görmüştüm diye hatırlıyorum. Ama şu an öyle bir şey yok gibi. Zaten ne yapacağız Fenerbahçe formasını, değil mi? Evet, tüm Fenerbahçelilere kanalımıza abone olması için bekleriz. Yani Fenerbahçeli değilim ama olsun. Evet, burada değişik yine neydi belirsiz spor ayakkabıları da görüyoruz. Kilosu 30 euro. Bir sürü de spor tişörtü var. İşte Adidas'tır, efendim Puma'dır. Fiyatları da işte maviler, turunculular. Yani neden bu kadar pahalı olduklarını aslında çok anlayabilmiş değilim. Ama şimdi bunlar hafif ürünlerde olduğu için o kadar da pahalıya gelmiyor aslında bakınca, düşününce. Bu şekilde. Ne kadar da değişik şeyler var ya.